babanızın saati. Doğrudur. Diğerleri kimlerin? Bu aslında büyük oğlumundu küçüklüğünde, Ozan'ındı. Sonrasında annem kullandı. Vefatından sonra ben emaneti devraldım. Bu da eşimin. Aa, ne güzel. Böyle hep üstünüzü. Çok böyle inanır mısınız anılara, objelere? Kesinlikle inanıyorum. Uğur ve güç bulma noktasında şeyim yani. O konularda duyarlılık sahibi olduğumu düşünebilirim. Batıl inancınız var mı? Hayır. Uğur sanıyorum deyince. Hayır. Yani uğurdan kastım evren aslında bir frekanslar ve enerji okyanusu. İyi müzisyen, gerçek müzisyen, gerçek sanatçı bu frekansları bulabilen, kullanabilen, onlarla kendini yan yana getirebilen kişidir diye düşünürüm. Dolayısıyla evrenle temasımı sağlayan her şeye de saygı duyarım. Bu frekans ve enerji meselesini de çok önemsiyorum. Kıymetli buluyorum. Beste nasıl yapılır derseniz beste nasıl yapılırın cevabı bende yok. Dolayısıyla kendimi sadece bir hoparlör olarak tanımlayabilirim. Gerçek müzisyenin de ruhsal anlamda yüksek liyakat taşıdığını düşünüyorum. Psişik kabiliyetler olan insanlar gerçek sanatçılardır. Çünkü sanatçı ruha akıyor ya, bir başkasının ruhuna akıyor. Yani o başka türlü nasıl olabilir ki? O kapıları nasıl zorlayabilir ki? Siz evde de böyle misiniz? Böyle evde de bu kadar zarif, bu kadar sakin böyle misiniz? Mesela sizi çok çıldırtacak bir şey olduğunda da böyle misiniz? Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sükuneti tercih ediyorum. Yani yapısal olarak sakinim. Artı tercihim de sükunetten yana, dinginlikten yana. Çok az sinirlenirim. Beni sinirlendirmek kolay değil. Ama sinirlendiğim zaman mazala. Hadi, ne? Yani senede bir sinirlenirim belki ama en çok zararı kendime veririm. Öyle kapanır mısınız? Küser misiniz? Çünkü siz cam çerçeve indirecek biri değilsiniz. Hayır. Yani öyle bir şey. En çok kendime küserim. En çok kendimle hesaplaşırım. Kendisiyle, kendiyle hesabı olmayan kişi zaten sanatçı değildir. Ne yapıyorsunuz? Eve mi kapanıyorsunuz mesela? İçeri mi yani? Evet, evet. Size ulaşılamıyor İçime mu? İçime kapanıyorum. Size ulaşılamıyor mu? Zaman zaman ulaşılamıyor. O zaman zamanlardan da ya şiir, ya ezgi, beste çıkar gibi. Şebnem Hanım ne yapıyor mesela? Fatih yemeğini getirdin mi diyor. Ne yapıyor? Yok, o kadar da değil. O kadar da değil. Kapıya bıraktım. Yani inzivaya çekildiğim anlar, dönemler var yaşamımda. Onları da söylediğim gibi o dönemlerim bereketlidir aslında, verimlidir. Yalnızlık iyidir bazen. Özdemir Asaf'ın bir şiiri hemen geldi aklıma. Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz. Dolayısıyla galiba bir takım ruhsal yetileri, becerileri tetikleyen unsurlardan biri zaman zaman yalnız olabilmek. Bence her zaman yalnızlık hep bunlara kapı açan bir şey. Çünkü insanın en bence kendine tahammülü en büyük sınavı. Doğru. O yüzden yalnızlık çok önemli o sınavı geçtikten sonra ama bir yerde şöyle bir şey söylememiş miydiniz köklenmekle ilgili? Köklenmeyle ilgili sorununuz devam ediyor mu? Yani sorun demeyeceğim buna çünkü ben de köklenebilen biri değilim ama bu böyle insanı bir havada bir balon gibi hissettiriyor ya zaman zaman. O devam ediyor mu? Sanırım o bilgi benim çocukluk dönemimle ilgili bir sözümle alakalı. Yani memur çocuğuyum. Annem de babam da eğitimciydi. Her sınıfı neredeyse ayrı şehirlerde okumak zorunda kalmış bir çocukluk dönemim var. O anlamda köklenemedim. Ama ülkemin köklerini farklı bölgelerde yaşayarak koklayabilme, tanıyabilme,
özümseyebilme şansım oldu. Bu bir anlamda da şansım oldu diyebilirim. Aslında biz buralı değiliz. Kökümüz burada değil. Bence istikbal köklerde ve göklerde. Ama burada böyle bir kenardan sanki bir yanıt verdiniz gibi. Sizin kökünüz, yani Fatih kısa Fatih'in kökü. Evet, Fatih. Fatih'in kökü, yani Fatih olarak, Fatih kısa parmak olarak değil, Fatih Bravo. Olarak var mı hani ruhunuzda hala bir arayış? Bence var, çünkü neden bunu söylüyorum ve bu konuya değiniyorum. İki yeni şarkısı var Fatih Bey'in. Evet. Ve o iki yeni şarkıda söz kendisine ait. Birinde Kaan'a ait oğluna, birinde kendisine ait, ama iki sözü de kendisine ait. İkisine de baktığımda burada... kaç oluyor? 62 yaşındaki birinin değil, 90 yaşındaki birinin hayatının muhasebesi gibi. Aslında geçmişe bakarken içinde bir şeyler böyle ciğeri yanıyormuş da cız ediyormuş gibi bir şey aldım ben. Yani burada. O yüzden kökü sormak istedim. Çünkü burada biraz bu çok gitmiş, çok gelmiş bir adamın şeyi de var. Anlatamıyorum. Tekamül sürecimiz yanlış sürüyor. Bir şey de söylemek istemiyorum. Yok, bu aileyle ilgili bir şey söylemiyorum. Anlıyorum, ait olamama hali var gibi hissettim. Aslında hiçbirimiz bence bu gezegene ait değiliz. Yani adına dünya dediğimiz bu gezegen aslında evrenin tımarhanesi midir? Ya da çok affedersiniz rögar kapağı mıdır? Ben bilemedim. 62 yıldır bunu çözmeye çalışıyorum. Hepimiz yıldız tozuyuz ve buralı değiliz. Zaten tasavvufta da vardır. Birçok felsefi akımda da vardır. Dünya gurbetinden bahsedilir. Burası kökleneceğimiz yer değil. Burası bir laboratuvar. Burası bir eğitim alanı. Okul. Dolayısıyla köklerimizi hala arıyorsak buralı olmadığımızın itirafıdır. O da çok geçicilik getirmiyor mu Fatih Bey? Yani siz mesela kalıcısınız. Yani kendiniz olarak, kariyeriniz olarak, hayatta bakış şekliniz olarak pek çok kalıcı unsur var hayatınızda. Ama bir taraftan da geçiciliği çok net kabul etmiş bir halde oluyor o ait olamamanın içinde. Bu bir ikilem yaratmıyor mu? Yaratmıyor, çünkü hiç kimse kalıcı değil aslında. İz bırakmak ayrı bir şey. İz bırakırsınız ama Şeyh Galibi, Pir Sultanı, Aşık Veysel'i, Münir Nurettin'i iz bırakanlar olarak kabul ettiğinizde bence kalıcılık o değil. Kalıcılık geçici değerler uğruna yaşamaktan vazgeçip daha insanın üst versiyonu arayış yolunda tüketilen çabaların ürünü olabilir. Bu kalıba sığacak, tabii ki bunu temsil eden birçok kıymetimiz, değerlerimiz var. İnsanlık tarihinde de var, bizim tarihimizde de var. Ama ben onlardan biri olduğumu düşünmüyorum. O büyük ukalalık olur. Biz bir şeyler üretiyoruz. Ya hepimiz haddimizi bilmek zorundayız. Sonuçta herkes işini yapıyor. Biz bir şeyler üretiyoruz. Bu ürettiğimiz şeyleri getirip paylaşıyoruz. Kitlelerle paylaşıyoruz. Kitleler sen devam et dediği sürece de bu işi yapacağız. Hatta devam etmenizi istemedikleri halde siz devam edebilirsiniz. Bakın ben 20 tane albüm ürettim bugüne dek. Yüzlerce beste naçizane yaptım. Hala biraz da çocuklarımın, ailemin provokasyonuyla, destekleriyle hala bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Bir single ürettim. İlk kez sizinle paylaşacağız. Sizin izleyicinizle paylaşacağız. İki tane yeni şarkı getirdim. Bunlar ne kadar kalıcı olur? Ben bilemem. Bunlara büyük jüri karar verecek. Şimdi öyle uzakta ki geri dönmeyen yıllar. Evet. Geçmişe diyalog yazmak ne kolay değil mi? Geçmişe yeniden yazmak. İnsan geçmişi tamam. Bazen nasıl kendini kandırarak farklı hatırlayabiliyor. Yapıyoruz bunu. O zaman hangisinden, dediğim gibi ben okurken
burada bir nasıl diyeceğim iç konuşma gördüm. Size görün yani seyirciye onu söyleyelim bakalım size görün diyorum. Hangisine ağır ağır groove indi? İyi mi? Harika. Nasıl, hangi, çok iyi olur. Onunla başlayalım lütfen mı? Lütfen. Tamam. Ben de çok merak ediyorum. İlk kez. Sözümüz iyi benim. Evet, sözümüz iyi Fatih. Ama düzenlemesi ve tüm emek, müzikal emeği Kaan'a ait. Oğluma ait. Bu arada şunu söyleyeceğim hemen. Hemen şarkıyı alacağız ama. Kaan için ya tabii Fatih Kısa Parmağ'ın dergahında büyüyorsun, evinde büyüyorsun. Ne var ki düzenlemeyi de, back vokali de, bilgisayarda, keyboardu da, elektronik bağlamayı da, masteringi, mixingi, editingi hepsini yaparsın tabii demiyorlar mı? Hiç öyle değil. Diyenler var tabii ki var. Ama bence hiç öyle değil. Siz evet Tayyar Şafak'ın kızısınız ama siz Aslı Şafak'sınız. Ben, babam yaşarken hiç öyle değildi ama. Ama Kaan için de konuşursak evet Fatih Şebnem Kısaparmağ'ın oğlu olabilir. Ozan için de geçer. Ama biri Ozan biri Kaan. Herkes ayrı kişiliktir. Ve onlar gerçekten tırnaklarını kan içinde bırakacak kadar bu yaşlarında bile kazıya kazıya bunları ürettiler. Aslında tanımış insanların çocukları olmak bir dezavantaj. Dezavantaj. Hiç de avantaj değil. Sağ olun. Allah razı olsun bunu dediniz ya. Kesinlikle. Güçlü insanların ve de. Yani kesinlikle. Siz de güçlü bir figürsünüz. Duruşu olmak çok, yani insanın babasının annesinin duruşu olması çok değerli bir şey. Ama o duruşun geride kalmak, o gerisinde kalmak korkusu o kadar büyük bir sınav ki sürekli bununla uğraşıyorsunuz. Doğrudur. Allah Kaan'a yardımcı olsun diyorum o zaman. Buyurunuz, ağır ağır groove indi. Akşam oluyor, akşam oluyor. Hayal meyal hatıralar kalbe doluyor, kalbe doluyor. Şimdi öyle uzaktaki geri dönmeyen yıllar gücenmiş yaprakları sarı ve tenha yollar. Nerelerdedir ah kim bilir beni saran kollar. Grup indi, akşam oluyor, akşam oluyor. Hayal meyal hatıralar kalbe doluyor, kalbe doluyor. Zaman yalanmış, ah sadece an varmış. Ömür sandığım yaşanılan anlar kadarmış. Meğer zaman yalanmış, ah sadece an varmış. Ömür sandığım yaşanılan anlar kadarmış. Bu
erken vedaların rengi yansıyor suya. Sakin bir ağaç gölgesinde sonsuz uykuya. Hayat denen bilmece siyah, beyaz bir rüya. Yaşanacak bir yer değilmiş bu acımasız dünya. Ağır ağır grup indi, akşam oluyor. Akşam oluyor. Hayal meyal hatıralar kalbe doluyor. Kalbe doluyor. Ağır ağır grup indi. Yalnızken o hatıralar nasıl kaydede oluyor değil mi grupta? Bu arada hemen belirtelim, aslında Fatih Bey bizi kırmadı. Aa, şöyle de olur yani, şu anda onu yaşadım. Bizi kırmadı ve hasta halde, yani çok hasta değil, bir tık daha iyileşmiş ama yine de evet, buraya gelmeyi evet. kabul etti. Aslında bize canlı söyleyecekti bu şarkıları. Evet. Ama bizim için onun buraya gelmesi o kadar değerliydi ki Fatih Bey lütfen sizin gelmeniz daha önemli. Boş verin, playback söyleyin dedik biz de. Daha teşekkür artık ederim. İleri atmak istemedik. Dolayısıyla da bu haliyle geldiği için de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Sen ağla benim yerime var. Birazdan o da olacak. Bu da yeni. Bu evet, da daha evet. yakası açılmamış şarkı değil. Biz de sıfır kilometre. Oh yaşasın. Bu da mesela sırtlayıp geç kalan pişmanlık gitmeli. Allah. Ya peki siz çok gemiler yaktınız mı? Çok gittiniz mi? Çok gidip geldiğimi düşünüyorum. Ben bu okulda daha evvelden de okudum diye hissediyorum. Ya aslında her hayat bir seyahat. Vay yalnız ben gemiler yaktınız mı deyip onun bana verdiği cevap. Evet ben fani dünyadan bahsederken bambaşka bir yanıtla bir tokat gibi yüzüme. Estağfurullah. Hayır hayır şey yani. Evet buyurun. Estağfurullah. Yani radikalim mi? Evet. Romantik miyim? Evet. Erkmen Sağlam vardı. Hı hı. Barış Manço'nun 40 küsur yıllık dostu, arkadaşı, iş ortağı. Erkmen abi benimle ilgili naçizane bir yazı kalemi almıştı. Başlığı radikal romantikti. Aslında hepimiz öyleyiz galiba. Şarkıda da değindiğim gibi aslında hayat siyah beyaz bir rüya. Siyah beyazız hala. Hı hı. Çünkü dualite ortamında yaşıyoruz. Her şeyin bir karşıtı var. Tabii ki radikal tarafınızla gemiler yakabilirsiniz. Romantik tarafınızla gemilere mendil sallayabilirsiniz. Ya da gemilerden mendil sallayabilirsiniz. Biz iki tarafıyla da buluşulduğu zaman insan oluyoruz galiba. Bütün duygular insanlar için. Gemilerden çok mendil salladınız mı? Hayatımızdan çekip gidenler olduğu zaman o mendilleri çok ıslattım. Siz çekip gittiniz mi? Evet. Tabii hani ki. Sanki çekip gitmek için sonuna kadar dayanırmışsınız gibi, son noktada gidermişsiniz gibi duruyor. Öyle midir yoksa kolay gider misiniz? Kolay gitmem. Ama gidilmesi gerekiyorsa da insan gitmelidir. Anadolu'da güzel bir söz vardır ya, bir kapıyı kapatan diğer kapıyı açar diye. Ben bunu, bu adam benim babam Türküm'de de kullanmıştım, değerlendirmiştim. Bir kapıyı kapatan diğer kapıları açıyor. Aslında hayat gitmeli ve kalmalı bir yer, bir hadise değil. Burada bir illüzyon yaşıyorsak, ki ben ona inanıyorum, bu bir yanılsama. Gelecek şarkıda da değindiğim gibi. Gitmeler ve kalmaların hepsi
beyaz perdedeki film hadiseleri gibi. Yani şöyle düşünün, bir beyaz perde düşünün, hı hı. sinema perdesi düşünün. Bu sinema perdesinin arkasında da bir takım insanlar olsun, mumlar olsun, hı hı. kandiller olsun. Biz perdenin bu tarafındaki izleyiciler, perdeye baktığımızda arkada dolaşan bir takım gölgeler, silüetler görüyoruz değil mi? Peki birisi, birileri deyip o kandilleri söndürdüğünde oradakiler yok oluyor mu? Ama biz göremez hale geliyoruz. Hayatı da galiba biraz böyle sinema filmi, yani perdeye yansıyan kadarıyla algılayabiliyoruz. Arka tarafta yaşam devam ediyor. Form değiştiriyor belki. Hı. Ama yaşam devam ediyor. Dedik ya, evren büyük bir enerji ve frekans okyanusu. Müzisyenler de, sanatçılar da, gerçek sanatçılar, gerçek müzisyenler de o frekansları yakalayabilen ya da kendilerini o frekanslarla yan yana getirebilen, onları özümseyip onların enerjisiyle üretimde bulunan ve paylaşan kişilerdir. Ben buna iyiliği de eklerdim ama. Kesin. Çünkü bence sizin yaptığınız işte sanatçılık işinde, sanatçılığın genelinde iyilik çok akışkan bir şey haline geliyor. Yani onun içinde, mayasında iyilik olmadığı zaman o iş zaten bir yerde yürümüyor. Harika. Yani o akışkanlık, o göremediğimiz hikayenin içinde iyilik de olmak zorunda diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve olmadığında zaten olmuyor, yürümüyor. Babanızla konuşur musunuz? Babanızla hala çok, iletişiminiz var çok. Mı? Çok. Babamı 1984'te evet. uğurladık. Çok gençti, 51 yaşındaydı. 40 yıla yakındır onunla çok sohbet ediyorum. Ona besteler yaptım. Hı. Şiirler yazdım. Bir kısmını paylaştım, bir kısmı henüz demliğimde, demlenmekte. Bu süreçte ben de baba oldum. Ve babamdan öğrendiklerimle iyi bir baba olmaya çalışıyorum. Ne diyor size siz konuştuğunuzda? Ben hemen hemen her hayati kararım öncesinde babam olsa nasıl davranır diye yaşıyorum. O hala beni eğitiyor. O kadar çok öğrenmişim ki yaşam yolumu o çizmiş adeta. Hani şey vardır ya, donmamış betona bir iz bırakırsınız. Hı hı. O iz orada kalıcı. İşte kalıcılıktan kastınız hı hı. buysa evet, kalıcı şeyler var hayatımızda. O insanları sevmemi öğütlüyor hala. Hı hı. Sevmeyi sevmemi öğütlüyor hala. Bu yaşadığımız ortamda beni rahatsız eden, bizi rahatsız eden ne varsa onlara öfkelenmem gerektiğini, onlarla hesaplaşmam gerektiğini, bunun için de bana bir mikrofon emanet edildiğini, bunu sizin deyiminizle iyilik yolunda kullanmam şart olduğunu hatırlatıyor sürekli. Bu emaneti veren almayı da bilir. Bu bir sorumluluk aynı zamanda. Bunun hakkını düzgün vermek, iyileştirerek sunmak lazım. Şöyle bir şey oluyor mu? Şimdi biz, yani siz bize karşı sanatçılığınızla mesulsünüz. Onun dışındaki Fatih Kısaparmak, Fatih Kısaparmak'ın sorunu ya da onu ilgilendirir. Yani evindeki Fatih Kısaparmak, toplum içindeki Fatih Kısaparmak diye de bakılabiliyor ya, bu bir tartışma ya. Burada bir bütün olarak itibarıyla evin içinde de her yerde aynı kalarak yaşamak hali sizin bilerek, isteyerek seçtiğiniz bir yol mu? Tercihim o. Evet. Yani onu merak ettim. Yoksa doğru. Hani annenizden babanızdan öyle öğrenirsiniz. Zaten başka bir yol yoktur. Öyle gidersiniz. Yoksa bile isteye seçtiğiniz bir şey mi? Aslanım, aksi herhalde çok zordur. Çok yorucudur. Olmalıdır. Yani stüdyoda Aslı Şafak'la sohbet eden Fatih ayrı. Evde ayrı Fatih. Sinemada ayrı Fatih. Trafikte ayrı Fatih. Kişilik bölünmesi gibi. Yani değil mi? Şizofrenik bir durum olsa gerek. Tek adamız, tek kişiyiz. Hı hı. Aslında birçok benimizi tekleştirebilmemiz hı hı.
biz yapabilmemiz gerekiyor. Ben benden ibaret değilim ki. Biz biriz. Tabii. Yine yıllar önce, hem de bayağı 25 yıl önceki bir şiirimi anımsadım. Ben de pişmek için yanmaya geldim. Hı-hı. Sen bensin, ben senim, insan kardeşim. Sevgi yangınında sönmeye geldim. Sen bensin, ben senim, insan kardeşim. Olaylara bu insan kardeşliği perspektifinden baktığınızda zaten birçok boyutu aşmış olabilirsiniz. Evet, ama şunu da merak ediyorum. Evdesiniz, haberleri izliyorsunuz, sosyal medyaya şöyle bir bakıyorsunuz. Ve yok, sosyal medyaya bakıyorum. Bizi mutsuz eden, bizi acıtan, dünyada, ülkede pek çok şeyle her gün karşılaşabiliyoruz. Maalesef. Bu kadına şiddet, hayvana şiddet, savaş, çocukların ölmesi, çocuk tacizleri. Maalesef. Arka arkaya sayabiliriz. Maalesef. Bu noktada vicdanınız, ciğeriniz yanıyor yani. Onun içinde var olabilmeyi nasıl başarıyorsunuz? Yani bu o geceniz, bütün gününüz çok acıyarak mı geçiyor? Başka türlü bir şey mi oluyor? Onu nasıl yaşıyorsunuz? Çok acıyorum. Çok acı duyuyorum. Hı-hı. İnsanlığın bugünkü haline çok acıyorum ve bundan da acı duyuyorum. Hani ortalıkta bir salgın olabilir, bir gribal bir salgın var diyelim. Bir kısmımız bundan hiç etkilenmeyebiliriz. Bir kısmımız yorgan döşek hale gelebiliriz. Bir kısmımız da ayakta geçiririz. Tıpkı bunun gibi. Bence gerçek sanatçı titreşimleri yüksek olan kişi, yatak yorgan döşek yatar hale gelendir. Siz yatıyor musunuz? Evet. Yani ülkede ya da işte dünyada bir acı olduğunda bayağı yatak yorgan yatıyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Evet, bütün bedensel rahatsızlıkların kökünde, temelinde psikolojik rahatsızlıkların olduğunu, stresin olduğunu biliyoruz artık hepimiz. Dolayısıyla bu bizim bağışıklığımızı da zorlayan, düşüren bir durum. Ama ben bununla şöyle savaşıyorum. Yani benim antikorum, benim antibiyotiğim şu, kişisel olarak. O açmazı, o çıkmazı, o lanetli hali, neyse o, onun adı neyse, onu görüp öfkelenerek oturmuyorum. Ne yapıyorsunuz? Oturuyorum, yazıyorum. Panzehir. Ne yazıyorsunuz? Sadece şarkı sözü değil herhalde. Hayır, hayır. Hı-hı. Denemeler yazıyorum. Hı hı. Öyküler yazıyorum. Sosyal Depremler Ülkesi adını vermeyi düşündüğüm ve yıllardır biriktirdiğim makalelerden, denemelerden ibaret bir kitapçık hazırlığım var. Üçüncü kitabım olacak bu. Yani sanatçı çağının tanığıdır. Tanık olmak da yetmez. Mücadele edendir. Etmelidir sanatçı. Mücadele etmelidir. Sanatçı inatçıdır. O zaman bugünkü Fatih Kısaparmak için isyankar kelimesi çok sığ kalıyor. O günkü Fatih Kısaparmak için isyankar ve romantik denebilir. Ama bugünkü Fatih Kısaparmak için isyan eden bir Fatih Kısaparmak değil. Değil mi? Sanki hayat, onun yerine ne koymak daha doğru olur size anlatırken? Kabulleniş belki. Yok, böyle havalı bir kelime ne bulabiliriz oraya diye düşündüm. Bir an böyle sizi tarif etsek mesela, romantik isyankar değil de. Evet, romantizm her zaman olmalıdır. Çünkü romantizm bizi kurtaracak. Hı-hı. Yani o idealler de romantizm üzerine kurulur. Anneler ve sanatçılar kurtaracak. Evet. Dünyayı. Kesinlikle. Ama bugünkü Fatih Kısaparmak isyan eden değil. Evet, daha mütevekkil. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Evet, doğa bildiğini okuyor. Hı-hı. Hiç kimsenin aşınmama, yıpranmama, yaş almama, yaşlanmama imtiyazı yok. Kimse bu ayrıcalığa sahip değil. Yaş aldıkça galiba sizin içsel dengeleriniz biraz daha oturmaya başlıyor. Ve orada kabullenişler başlıyor. Kabulleniş teslim olmak anlamında değil. Hayır. Demin dediğim gibi o lanetli durumu görüp oturup şiir yazıyorsunuz, yazıyorsanız, resim çiziyorsanız, bir tiyatro oyunu sahneliyorsanız, bir senaryo üretiyorsanız, roman yazıyorsanız, neyse, beste yapıyorsanız, siz aslında
kabullenişi üretime çeviriyorsunuz. Yani her şey bir sanatçıyı provoke edebilir, kışkırtabilir, tetikleyebilir. Bu aslında zehrini boşaltmak gibi de bir şey. Ama bu kişisel zehir boşaltımı mı oluyor? Tabii ki kişisel bir çaba ama her kişisel çaba toplumla paylaşıldığında ve benimsendiğinde çoğalır. Birileri sizin yazınızı okurken ya da bestenizi dinlerken ya da çizdiğiniz resmi algıladığında, farkındalık geliştiğinde ya evet ya benim gibi düşünmüş diyorsa birileri, o zaman o kişisel olmaktan çıkıyor. Ya Fatih Kısaparmağı aslında dava açmak istiyorum. Niye biliyor musunuz? Hayırdır? Ya Kilim şarkısı çıktı yani, patladı böyle 1987. Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur. Ay dokunmaz olaydı. Niye olaydı? Önce bizim duygu dengemizi Türkan Şoray'la Edison'lu filmler bozdu mu bozdu. Seven ölür, kör olur, o olur, bu olur, tamam. Ardından Fatih Kısaparmak geldi ki sevdiğine sözü olan bir kilim dokur. Biz zannettik ki sevdiğimize sözümüz var. O zaman da genciz tabii böyle. Sevdiğimiz de yani oluyor böyle. Maymun iştahlı da olsak kilim oluyor. Kilim mi dokudunuz? Göl, hayır, kilim dok ama dokumayı bilmiyoruz. Değil mi? Sevdiğimize sözümüz yok o zaman. Yani var ama dokuyamıyoruz. ağzı olup dili konuşturulmayan insanların lisanıdır kilim. Bir semboldür. Anadolu insanı yüzyıllarca okuma yazması, okuma yazmadan uzak tutulmuş. Çok özür diliyorum. Dolayısıyla iç hayatındaki iç fırtınaları, özlemlerini, beklentilerini, umutlarını, hayallerini, gerçekliğini ya kelimeyle anlatmıştır bizim insanımız, bizim kadınlarımız özellikle. Hı hı. Ya sembolleriyle. Bakın mesela bu da bir Anadolu. O ne anlama geliyor? Yani onun sembolü ne? Şey mi o Hitit bu, mi? Ha, evet. Şey mi, o öbür tarafı Hitit güneşi gibi Hitit, sanki Hori, gördüm. Mitanni vesaire. Böyle bir çok özür diliyorum tekrarım. Geçmiş olsun, siz bu sağ halinizle olun. Geldiniz buraya. Olur mu hiç? Ne demek? Bunların her birinin bir anlamı var. Hatta birçok anlamı var. Bunun zemini siyah olduğunda başka bir mana taşıyor. Mavi olduğunda başka bir mana taşıyor. Bu Anadolu uygarlıklarının çeşitli sembolleri. Uğur gibi sevdiğim bir şey. Size şunu söyleyeyim mi? Çok güzel bir pas verdiniz. Ben bunu kullanmak isterim müsaadenizle. Buyurun. Anadolu seçilmiş bir coğrafya. Anadolu insanları da öyle. Bugün henüz ve maalesef o farkındalığa sahip olamasak da dünyayı dar boğazlardan çıkartacak olan yolculuğun, insan yolculuğunun rehberi, kılavuzu Anadolu olacak ve Anadolu insanı olacak. Bunu bütün içtenliğimle ve inancımla haykırıyorum. Anadolu yeryüzünde hiç kimseye, hiçbir yere nasip olamayacak kadar büyük bir birlik ve ortaklaşabilme, paydaşlaşabilme kültürüyle yüzlerce, binlerce yıldır yoğrulan bir coğrafya. İnsan barışının, insanlık barışının ve birlik duygusunun, birlik bilincinin şahlanacağı yer Anadolu. Biz her ne kadar bu farkındalığa sahip olamasak da bilgelerin yürüdüğü, iz bıraktığı bir coğrafyanın evlatlarıyız. Pir Sultan Abdallar, Yunus Emreler, Mevlana'lar, Hacı Bektaşi Veliler ve daha yüzlerce, binlerce ışık insandan bahsediyoruz. Ve hepsi sevgi üzerine konuşuyor. Aslında gerçek varoluş. Sevgiden ötesi yalan çünkü. Varoluşçulukta değil, burada yer alıyor. Bravo. Yani o Jean-Paul Sartre'a da sevgilerimizi sunalım. Toprağı bol olsun ama üzgünüz. Bence de. Şimdi buradan şu şarkıyı da alabilir miyiz sizden? Bu yine yakası bağrı açılmamış şahane bir şarkı. Sen ağla benim yerime. Evet ya.
Siz ağlayın benim yerim. Ya ben artık sınanmak, ateşte yanmak falan istemiyorum hocam. Ben artık bundan sonra hayatım güzel olsun istiyorum. İnşallah. Herkesin hayatı güzel olsun. Hayat güzel olsun. Sırtlayıp geç kalan pişmanlıkları sessiz gitmeler vaktidir uzaklara. Usulca kapatmak belki de son perdeyi, karışmak toza toprağa. Solmayı bekleyen bir çiçek yazgısıyla yaşamak, yanılsama. Hayatı sessizce kabul mevsimindeyim, solmayı bekleyen güllerdeyim. Anılar yağınca gözyaşlarım üşüyor, sen ağla benim yerime. Anılar yağınca gözyaşlarım üşüyor, sen ağla benim yerime. Sen ağla benim yerime. Ben ki çok yenildim, hayatta çok yanıldım. Yeşilken kırıldı gülüşlerim. Başımı koyup da kendi şiirlerime dün gece ilk kez ağladım. Gücenmiş bir hazan aktı nehirlerime, kıyıya vurdu yüreğim. Hayatı sessizce kabul mevsimindeyim, solmayı bekleyen güllerdeyim. Yıldızlar yanınca gözyaşlarım üşüyor, sen ağla benim yerime. Suskunum, durgunum, üstelik de yorgunum, sen ağla benim yerime. Sen ağla benim yerime. Yine görmüş olduğunuz gibi 90 yaşındaki birinin hayata gitmeler vaktidir uzaklara diyerek, hocam nedir bu pesimist tavır, bu gitmeler vakti uzaklara niye olsun? Siz daha çok gençsiniz, daha Dünya Sağlık Örgütü'nün yaşlı sınıfına bile girmiyorsunuz. Yaşlanmak kötü bir şey değil ki. Bence kötü bir şey. Ciddi misin? Yani şöyle, kötü değil tabii ki, yaşlarımızın ellerinden öpürüz, o anlamda değil ama ya ben istemiyorum yaşlanmak. Öyle bir ayrıcalığa hiç kimse sahip değil. Ayrıca yaş almak diyelim. Yaş almak insanın aklını başına getiren bir şey. Tecrübe ilimdir derler ya. Yaşı aldıkça tecrübemiz artıyor. Nasıl öyle? Artı evet haklısınız. Bunlar biraz da plandemi döneminin ürünleri. Ülke ve gezegen galiba aslında karamsar bir süreçten de geçiyor. Savaşlar olan bir tane, yıkımlar. Tarih öyle değil miydi? Evet. Ama son dönemde her şey çok azdı. İblis barış istemez ya. Huzur da istemez şeytan. Sevgi de istemez. Bu yağmurlar, herkesin üstüne düşen yağmur taneleri bana biraz fazla yağmış olabilir. Bu dönem böyleydi. Mevlana'nın bir sözü vardır ya, çok özür dilerim. Hangisi? Yok, esas. Testinin içinde ne varsa dışına o sızar. Evet. Harikadır. Testinin içi daha da umarız aydınlanır diyeyim ben. Ben öyle İnşallah. Diyeyim. Burada şimdi o kadar güzel bir şey söylüyor ki, usulca kapatmak belki de son perdeyi, karışmak
toza toprağa. Toza toprağa karışalım mı hadi? Evet, ama harika. Ama buradan da Fatih kısa parmağın dizelerinden hemen hop alıp harika. Kendime bir... Bu arada Aşık Veysel'in söylediği hı-hı gibi bizim sadık yarimiz. Değil mi Kara Toprak? Ve gerçekten... Şöyle sizi döndürebilir miyim? Evet. Gerçekten hı-hı siyah da. Evet, Kara Toprak. Ataşehir toprağı. Ataşehir toprağı siyah. O kadar farklı topraklar, o kadar farklı renkler geliyor ki buyurun lütfen. Estağfurullah. Biz ama hiçbir toprağın birinden daha... Döküyorum üstün... değil mi? Evet lütfen. Bütün topraklar birbirine karışsın ki barış... Aslında çok güzel bir sembolizm bu. Üstünlükten ve evet Ataşehir'in toprağı geldi Fatih Bey'in elleriyle. Sanayi devriminden beri unuttuğumuz bir şeydir toprak. Birlik ve beraberlik duygusunu da çok güzel evet ifade eder. En büyük ortak paydamız neredeyse. Evet, hem su hem toprak. Değil mi? Su İkisi gibi olalım. Zaten etle tırnak. Şiir gibi oldu. Su ve toprak ben... etle tırnak. Ya bizim programa da vallahi güzel bir şarkı çıkabilir buradan değil mi? Suyla toprak etle tırnak. Çok güzel bir konu bu. Ha, tebrik olun ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür size, ediyorum. Size içinizdekinin dışına sızarken bu vicdanla ve bu ciğerle yaşamanın ne kadar ağır olduğunu bu gece ben anladım. Daha hafif bir hayat diliyorum ben. Daha güzel bir dünya diliyorum ben de. Sizin de çok güzel yerinde bir şekilde vurguladığınız gibi iyiliğin kazanacağı, iyilerin çoğalacağı ve iyiliğin paylaşılacağı bir daha güzel bir dünya. Kapat Ceyhun, kapat. Laf söylenir mi bunun üstüne?